ortaya çıkmış ticari modelleri inceleyelim. Ve network marketing bu ticari modellerin neresinde? Biz network marketing'e nasıl bir gelecek sağlayabiliriz? O zaman ne olacak? Biraz daha network marketing'in aslında ne kadar değerli ya da değersiz olduğunu anlayabileceğiz. O zaman şöyle yapalım. Ben şu ana kadar kaç tane web sitesi sattım? 900'den fazla ekibimle birlikte web sitesi sattım. Birçok ilde, birçok ilçede, hatta yurt dışına açılmaya başladık. Aslında benim amacım, ben farklı bir iş yaparken, milletin garanti gördüğü bir işi yaparken farklı bir ticari modelle tanıştım. Aslında bu ticari modelin ne kadar mantıklı bir ticari model olduğunu beyninize kazımak için bu eğitimi yapıyorum. Bazen dedim ya, elimizde olan şeylerin kıymetini bilmiyoruz. Şimdi, biraz açılalım, bir fotoğraf yayınlayacağım. Şimdi arkadaşlar, daha önce bu eğitimi birkaç kişi almış olabilir ya da almamış olabilir. Ben sizin bu fotoğrafta ne gördüğünüzü merak ediyorum. Sizce bu fotoğrafta ne var? Takas. 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 Başka? Ticaret. Elma. Ticaret. Elma. Paylaşmak. Buğday. Paylaşmak. Alışveriş. Alışveriş. Mutluluk. Para kazanıyorum. Karnı doyarsan mutlu olur insan. Süper, tamam, fikrini söylüyorsun, bir şey demek. Şimdi, evet, doğru söyledik. Takas. Şimdi, insanoğlu var olduğundan beri ilk kullandığı ticari model takas. O zaman para icat edilmemiş. İnsanların elinde para diye bir şey var mı? Malının karşılığını simgesel olarak değerlendirebileceği bir şey yok. Bizim şu anda evet parayı simgeselleştiriyoruz. İnsanoğlu ne yapmış? Var olduğundan beri uzun yıllar takası kullanmış. Takas nedir? Bende var olan bir malı sen başka bir mal üretiyorsan sendeki malı alabilmem için kendimdeki malı sana veriyorum. Sen de karşılığında bana sendeki malı veriyorsun ve takasımızı yapmış oluyoruz. Şimdi zamanla takas yoluyla ticarette anlaşmazlıklar ortaya çıkmış. Neden? Çünkü benim ürettiğim mal belki daha değerli, karşımdakinin ürettiği mal nedir? Belki daha değersiz. Bu anlaşmazlıkları gidermek için farklı farklı da ticari modeller ortaya çıkmış. Şimdi, para icat olduktan sonra farklı bir ticari model görüyoruz. Adamın biri çıkıyor, diyor ki,